Genel Başkanım, değerli misafirler, Türkiye'nin dört bir tarafından bu salona teşrif eden Bağımsız Türkiye sevdalıları, hepiniz hoş geldiniz. Dünyada dengeleri değiştiren, büyük devrimler yapan liderler ne yazık ki çok fazla olmuyor. Birçok millete böyle bir lider hiçbir zaman nasip olmuyor. Ama biz Türk milleti olarak o kadar şanslı bir milletiz ki bize 100 yıl içerisinde 2 tane büyük devrimci lider nasip oldu. Biri Atatürk, biri Profesör Doktor Haydarbaş. Atatürk gerçekten kendi devrinde birçok ülkeye, özellikle de Müslüman devletlere, emperyalizmle mücadele anlamında yol göstermiş, idol olmuş bir liderdi. Profesör Doktor Haydarbaş Bey de günümüzde aynı misyonu yüklenmiş ve gerçekten devrim, bir sürü devrim yapmış bir liderdir. Ehlibeyt külliyatı olsun, milli ekonomi modeli olsun, dünyada örneği olmayan, bütün iyizmleri bir tarafa iten ve yepyeni bir bakış açısı getiren ve bundan sonra dünyaya yön verecek olan projelerdir, fikirlerdir, modellerdir. Fakat Atatürk'ün hayatına da baktığımızda bütün hayatı boyunca çok fazla mücadele etmek zorunda kaldığını görüyoruz. Maalesef ki insanların onun yanın onu çok iyi anlamadığını döneminde ve işte hakkında katli vacip fetvalarının çıktığını görüyoruz. İşte mahkemelerde yargılandığını, tutuklanma emirleri çıktığını görüyoruz. Gazetelerin ona karşı negatif propagandalar yaptıklarını görüyoruz. Ama devrimci liderlerin bir özelliği de bu tarz karşısına çıkan engellerin onlara hiçbir zaman herhangi bir moral bozukluğu ya da amacına ulaşmakta negatif bir etki yapmadığını görüyoruz. Onlar hedefine kilitlenmiş, kendilerinden emin bir şekilde yollarında ilerlerler ve en büyük desteklerini de Allah'tan alırlar. Aynı şeyi bugün Profesör Doktor Haydarbaş Bey'de de görüyoruz. Onun da yoluna çok engeller çıktı. Onun da önünü kesmek isteyenler çok oldu, hala da oluyor. Ama bu onun hedefine hiçbir zaman sapmasına ya da engel oluşturacağına, hedefine ulaşmasına bir engel teşkil edeceğini hiçbir zaman düşünmedik. Her zaman da başarılı olacağından hiçbir şüphemiz olmadı. Bugün burada tekrardan onu genel başkan seçmek için toplandık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Ülkemiz gerçekten zor zamanlardan geçiyor. Ona olan ihtiyacımız bir kat daha fazla artmış durumda. Bazı işte biraz önce Emre Bey anlattı, tekrar etmek istemiyorum. Trump gibi Türkiye hakkında negatif yorumlar yapıldığını duyuyoruz. Maalesef ki zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ama böyle durumlarla Atatürk de zamanında çok karşılaştı. Örneğin Lozan bunlardan biriydi. Hiçbir zaman masaya taviz vermek için ya da kendisine dayatılanları kabul etmek için oturmadı. Profesör Doktor Haydarbaş Bey de, Ahmet Bey de biraz önce bahsetti. Amerika ile zaten masaya oturmamıştı. Rusya ile de onun modelini talep ettikleri için, ondan ders almak istedikleri için oturdu. İşte lider bu demektir. Ama tabii ki böyle bir şey yapabilmek için o donanıma da sahip olmanız gerekir. Biliyorsunuz, uzatmayacağım fazla lafı. Churchill, İngiliz başkanı, Avrupa tarihinde en önemli siyasi insanlardan biridir. Ve demiştir ki, benim en büyük şanssızlığım Atatürk'le aynı dönemde yaşamış olmamdır. Trump da bugün aslında bize bu kadar çok saldırmasının bir nedeni belki de Çin'le arasında olan mücadeledir. O zaman savaşlar
silahlarla, askerlerle yapılıyordu. Şimdi ekonomik olarak yapılıyor. Ve biliyorsunuz Trump'a senatoda sordular, sen niye Çin'e bu kadar ambargo uyguluyorsun da bir sonuç alamıyorsun? Ne dedi? Çünkü karşıma beklemediğim bambaşka bir modelle geldi dedi. Yani aslında Trump'ı bugün köşeye sıkıştıran Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Ve sizi temin ederim, çok kısa bir zamanda Trump'tan da aynı cümleyi duyacağız. Ve Trump şöyle bir tweet atacak. Benim en büyük şanssızlığım Haydar Başbey'le aynı dönemde yaşamaktır. Teşekkür ediyorum.